Akıllı teknolojilere hoş geldiniz. Bu hafta Android telefonları coşturan, uçuran veya zıplatan artık hangisini seçerseniz uygulama önerileriyle devam ediyoruz. İçerisinde değişik ekran hareketleriyle komutlar atayabileceğiniz, ortamdaki Wi-Fi veya GSM gücünü gösteren, geçici e-posta hesapları açabileceğiniz veya tüm aboneliklerinizi tek bir yerde toplayabileceğiniz seçenekler bulunuyor. Bu yüzden kendim hazırladım diye demiyorum ama bölümü kesinlikle sonuna kadar izlemenizi öneririm. Tekrar merhabalar. Umarım keyfiniz ve hepsinden de önemlisi sağlığınız yerindedir. Tüm uygulamaların linklerinin açıklamalarda olduğunu da hatırlattıktan sonra ilk alternatifimiz MediaBar ile başlayalım. Adı üzerinde her türlü ses, müzik veya video gibi medya dosyalarınızı oynatırken durum çubuğunun üzerine yerleşen çubuğu kaydırarak medya dosyalarınızın oynatma barını kontrol edebilir, çift basarak ileri geri sarabilir veya durdurup tekrar oynatma gibi işlevleri atayabilirsiniz. Barın konumu, rengi veya transparanlığı gibi her türlü ayarı özelleştirebiliyorsunuz da. Türkçe dil desteği bulunmayan uygulamayı marketten ücretsiz olarak indirebilir ve hemen kullanmaya başlayabilirsiniz. Ama reklamları kaldırmak ve bence çok da gerekli olmayan birden fazla renk seçeneği de kullanmak isterseniz bu durumda ücretli versiyona geçmeniz gerekiyor. Sırada bu sefer cep telefonlarında edge panel yani kenar çubuğu özelliği bulunmayanların bayılacağı bir alternatif olan Panels var. Uygulamayı aktif hale getirdikten sonra yanda çubuk şeklinde ince bir simge beliriyor. Bu çubuğu bulunduğu yerden sola kaydırdığınızda çıkan pencereye sık kullandığınız bütün kısa yolları da ekleyebiliyorsunuz. Bu işlemi yapabilmek için de parmağınızla uzun süre bastıktan sonra çıkan menüden istediğiniz uygulamaları, web sitelerini, klasörlerini, ayarları, kısa yolları ve widgetleri rahatlıkla ekleyebilirsiniz. Böylelikle ekran ekran veya klasör klasör dolaşmak zorunda kalmadan hızlı ve pratik bir şekilde sık kullandığınız simge veya dosyaları daha hızlı bir şekilde erişebileceksiniz. Türkçe dil desteği bulunmayan uygulamayı marketten ücretsiz olarak indirip hemen kullanmaya başlayabilirsiniz. Ancak tek seferlik ödeme karşılığı reklamları kaldırabildiğiniz gibi sayısız simge veya klasör kısa yolları bile ekleyebilir hale geliyorsunuz. Telefonunda edge panel özelliği bulunanlar için bile sahip olduğu zengin özellikler nedeniyle bence mutlaka yüklenmesi gereken bir uygulama. Bu arada paylaştığım içerikleri kanala abone olmadan izleyen şu %90'lık oranın içerisinde yer alıyorsanız videoyu çok kısa bir süreliğine durdurup abone olabilirseniz çok sevinirim. Çünkü şu 2 saniyelik küçücük işlemin anlamı ve kanal için getirisi tahmin edemeyeceğiniz kadar büyük. Teşekkürler. Sıradaki uygulamamız Wi-Fi Air'ı önceden de tanıtmıştım aslında ama özellikle evde seyir halinde oyun oynayanların ihtiyacı olan internetin en güçlü çektiği noktaları tespit edebildiği için tekrar dahil ettim. Uygulama hem Wi-Fi hem de GSM şebekesinin bulunduğunuz konumdaki gücünü gösterebiliyor. Üstelik bunu kamera ile AR yani artırılmış gerçeklik modunda yapabiliyor. Sinyal gücü, hız değeri ve oyuncular için hayati önem taşıyan ping değeri gibi tüm verileri görmek mümkün. Marketten ücretsiz olarak indirebileceğiniz uygulamayı reklamlı versiyonu ile hemen kullanmaya başlayabilirsiniz. Türkçe dil desteği bulunmayan uygulamayı full sürümü ile kullanmak isterseniz de tek seferlik ödeme yapmanız gerekiyor. Sık kullanacaksınız bence değerlendirebilirsiniz. Şimdi de geçici e-posta adresi alabileceğiniz bir uygulama olan TempMail ile devam edelim. Uygulama ilk açıldığında bizi aylık oldukça pahalı sayılan abonelik seçeneğine yönlendiriyor. Ama direkt çarpıya basarak bedava sürümüyle devam edebilirsiniz. Uzun süre kullanmayı düşünmediğiniz bir web sitesi, hizmet, abonelik veya uygulama varsa buradan geçici bir e-mail adresi alabilir, kimlik doğrulamasını yaptıktan sonra da mail adresinizi direkt iptal edebilirsiniz. Bence telefonunuzda mutlaka bulunması gereken faydalı uygulamalardan bir başkası. Subscription adı üzerinde bütün aboneliklerinizi kayıt altına alabileceğiniz, böylelikle haftalık, aylık veya yıllık gibi belirleyeceğiniz zaman aralıklarında ne kadar ücret verdiğinizi tek bir noktadan takip edebilmenizi sağlayan bir başka faydalı seçenek. Aboneliklerinizi oluşturduğunuz birebir tarihleri ve ödeme periyotları ile girebildiğinizden isterseniz zamanı geldiğinde ödeme konusunda bile uyarı yapabiliyor. Artık depolama, oyun, film veya ofis gibi birçok online bulut hizmetine üye olduğumuzdan
toplamda ne kadar ödediğimizi takip etmekte zorlanabiliyoruz. İşte subscription sayesinde aboneliklerimizi abartıp abartmadığımızı daha net bir şekilde görebileceğiz. Sırada fare kullanımına alışanlar veya daha pratik bulanlar için faydalı olabilecek Quick Cursor var. Ekrandaki simgelere dokunmak yerine parmağınızı sürükleyerek veya yine gri alana basarak da telefonunuzu kontrol edebiliyorsunuz. Benim gibi küçük ekranlı telefonlar için çok da gerekli olmasa da daha büyük ekrana veya tablete sahip olanlar için bence kesinlikle kullanışlı bir uygulama. Türkçe dil desteği de bulunan uygulamayı marketten ücretsiz olarak indirip sınırlı ama yeterli özellikleriyle bedava kullanabiliyorsunuz. Ancak daha fazla özellik isterseniz bu durumda tek seferlik ödeme yapmanız gerekiyor. Eskilerde iPhone'ların fiziksel tuşlu ana ekran düğmesine sahip olduğu dönemlerde bu düğmenin ara ara sıkıntı yaratması nedeniyle aynı işlevi gören ve hatta farklı komutlar da ekleyebileceğiniz Assistive Touch bayağı popüler olmuştu. Eğer bugünlerden kalan alışkanlığınız varsa harici bir uygulama ile aynı işlevi ve hatta daha bile fazlasını Android telefonlara da kullanıp ekleyebiliyorsunuz. Bunun için aynı isme sahip Assistive Touch uygulamasını indirdikten sonra uçak modu, ekran görüntüsü, ekran kaydı, ayarlar, konum, Wi-Fi, ses veya güç gibi tüm özellikleri hızlı erişim sağlayabiliyorsunuz. Uygulamayı marketten ücretsiz olarak indirip reklamlarla beraber hemen kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Full sürüm için yıllık veya aylık abonelik seçeneklerinden birini değerlendirmeniz gerekiyor. Ama reklamlar neyse ki çok seyrek zamanlarda ihtiyaç duyacağınız ayarlara girdiğimizde çıkıyor karşımıza. Uygulamayı kullanırken görünmedikleri için ücretsiz sürümü de bence gayet yeterli. Son uygulamamız volüm, yani ses tuşlarının farklı tasarımlar kullanarak özelleştirebilen bir alternatif olan özel hacim panelleri. Erişebilirlik izinlerinizi verdikten sonra seçenekler arasından ücretsiz olanları işaretleyebilir ve hemen kullanmaya başlayabilirsiniz. Arada yanında kral tacı bulunan seçenekler ise tahmin edebileceğiniz gibi ücretli. Tüm tasarımların hem karanlık hem de aydınlık mod seçenekleri de mevcut. Türkçe dil desteği de bulunan uygulamanın tüm alternatiflerini kullanmak isterseniz tek sefere özel bir ücret ödemeniz gerekiyor. Ancak bence ücretsiz seçenekler de gayet güzel ve yeterli. Evet, umarım bölümde sizler için hazırlamış olduğum alternatifleri beğenmişsinizdir. Bizim gibi teknoloji merakları için paylaşabileceğiniz farklı alternatifler varsa da yorumlarda belirtmeden geçmeyin lütfen. Son olarak hazır videoyu buraya kadar seyrettiyseniz ve aranızda kanala abone olmayanlar varsa ne yapacağını biliyordur. Üzerine bir beğeni ve yorum da çok süper olur. Teşekkürler. Haftaya farklı bir bölümde veya önceden paylaştığım teknoloji içeriklerinde görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Bölümü bence kesinlikle... Ayarların böylelikle klasör klasör dolaşmak zorunda. Böyle... Sayısız simge veya klasör telefonunda edge panel özelliği bulunan işte subscription daha büyük ekrana veya daha büyük... ama reklamlar neyse ki sadece